Herkese merhaba, ben Akın Saçı. Bugünkü konumuz kesinlikle ve kesinlikle yememeniz gereken 8 tane zehir diyeceğim bunlara. Çünkü bunlar aslında marketlerde satılıyor. Kullandığımız, tükettiğimiz besinlerin içerisinde var. Ama neden zehir olduklarını ve bunları neden kesinlikle tüketmemeniz gerektiğini anlatacağım. Eğer son zamanlarda kilo vermeye çalışıyorsanız ve bunda başarısız oluyorsanız ya da kaslarınızı yapılandırmaya çalışıyorsanız ve başarısız oluyorsanız, hocam senin videonda izlediğim ya da diğer videolarda izlediğim uygulamaları yapıyorum, aralıklı oruçla besleniyorum, işte ketojenik besleniyorum ama yine de istediğim kadar kasım olmuyor, istediğim kadar kilo veremiyorum diyorsanız, bu video sizin için uygun olabilir. Konuya girmeden önce iki şeyi birbirinden ayırt ediyor olmamız lazım. Bir, besinler, iki, yiyecekler. Yani her yiyecek besin değildir. Bana videoların altına yazdığınız bazı yorumlarda şöyle şeyler söylüyorsunuz. Hocam ben aralıklı oruç evet mantıklı buluyorum fakat antrenmandan önce enerji için bir şeyler yemem gerekiyor diyorsunuz. Fakat yediğiniz şeylerin çoğu aslında gerçekten size enerji vermiyor çünkü gerçekten bir besin değil. O yüzden öncelikle besinin ne olduğuna bakmamız lazım. Evet, bir size gerçekten enerji veriyor olması lazım ama içerisinde vitaminler, mineraller ya da sizin hücrelerinizi tekrardan yapılandıracak bazı şeylere sahip olması lazım. Yani bir protein yediğiniz zaman, gerçek bir protein yediğiniz zaman bunlar mesela sizin kas hücrelerinizi yeniden yapılandırıyorlar. Ya da dediğim gibi içinde bir vitamin varsa, bir mineral varsa bu besinler sizin tekrar vücudunuzun sağlıklı bir hale gelmesine sebep oluyor. Ama yediğiniz pek çok yani marketlerde böyle ortadaki reyonlarda satılan o paketlerin içindeki yiyeceklerin çoğu besin değil. İçinde bir sürü birazdan sayacağımız farklı değişik zehirler var ve bunlar aslında size enerji verdiğini zannediyorsunuz ve sizin için iyi olduğunu zannediyorsunuz ama maalesef hem kaslarınızın yapılanmasına engel oluyor hem de size kilo aldırıyor. Şimdi kilo ile alakalı daha önceki videolarımda çok çok bahsetmiştim. Çok fazla tekrardan üzerinde durmayacağım ama birinci dikkat ettiğimiz şey vücudunuzda insülini arttıran yiyecekler, yani şeker ve karbonhidrattan fazla zengin besinler bizim istemediğimiz şeyler. Onun dışında aslında yağlı besinler, zeytinyağı gibi ya da tereyağı gibi besinler her ne kadar bize sanki kilo aldıracağını düşünsek bile aslında bu tarz yağlı besinler bize kilo vermemiz konusunda yardımcı oluyor. Eski videolarımda yine bunlardan bol bol bahsetmiştim. Ketojenik beslenme neden kilo vermenize yardımcı oluyor diye. Orada yine bunları görebilirsiniz. O yüzden bugün bahsedeceğim zehirler ve bugün bahsedeceğim besin olmayan yiyecekler bu çerçevede bakarsanız daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Peki birinci ilk söylemek istediğim şey tabii ki çok üstünde durduk. Şeker. Çok fazla yine bununla alakalı bence konuşmaya gerek yok. Eminim hepiniz bunu biliyorsunuz. Fakat son zamanlarda gördüğüm şeylerden bir tanesi insanlar şekeri sadece böyle tatlı bir şey yedikleri zaman şeker alıyorlarmış gibi düşünüyorsunuz. Ama bana çok fazla sorduğunuz enerji içeceği yazan, üzerinde enerji içeceği yazan içecekler aslında sadece içinde şurup olan ve şeker olan ve kafein olan bizim için çok gereksiz zehirler diye düşünebilirsiniz. Bu tarz içeceklerden kesinlikle uzak durun. Bunlar ne sporunuz için size güç verir ne de günlük hayatınızda bir faydası size yoktur. Hepimiz kafelere gidiyoruz. Şimdi yine çok fazla marka söylemeyeyim ama hepimiz o güzel kafelere gidip oturup arkadaşlarımıza muhabbet ediyoruz ya da orada keyifli vakit geçiriyoruz. Ben de bunu yapıyorum. Eğer bu tarz kafelere giderseniz size tavsiyem 3 tane kahve. Türk kahvesi, filtre kahve ve americano. Bunları da eğer ketojenik besleniyorsanız içinde Hindistan cevizi yağı karıştırarak içebilirsiniz. Aralıklı oruç yapıyorsanız bunu bozar. Ama ketojenik beslenme için okey, bunlar uygun. Ya da içerisine çok yağlı bir süt koyabilirsiniz. Yağ alınmış ya da light sütler ya da light yoğurtlar, yağsız yoğurtlar neden zararlı, o benim son numaramda. O yüzden biraz devam ederseniz videonun sonunda onların neden kötü olduğunu anlatacağım. Ama eğer kahvenizin içerisine illa tadını değiştirecek bir şey koymak istiyorsanız yağlı bir şeyler koyabilirsiniz. Dediğim gibi çok yağlı bir süt ya da Hindistan cevizi yağı gibi direkt yağlar içerisine koyabilirsiniz. Bunlar sizin
insülininizin artmasına engel olacağı için kilo vermenize faydalı olur. Ama eğer aralıklı oruç yapıyorsanız unutmayın, aralıklı orucu kesen bir şey, o zaman kullanmamanız lazım. İkinci sırada şekerden sonra ikinci sırada tatlandırıcılar var. Çok fazla insan bana soruyor, özellikle sakızla alakalı şeyler soruyorsunuz. Hani aralıklı oruç yaparken sakız çiğneyebilir miyim diye. Şimdi bu tatlandırıcıların en kötü taraflarından bir tanesi, beyin hücrelerine aslında ağzınızda tatlı bir şey olduğunu söyleyen bir sinyal gönderiyor. Yani siz aslında diyorsunuz ki, aa evet ben tatlı şeker kullanmıyorum, o yüzden kilo vermem lazım. Bir, bu doğru değil. Çünkü beyninizi aslında sanki böyle bir ilaç gibi uyarıyor. Aa tatlı bir şey yiyorum, güzel bir şey yiyorum diye beyninizi uyarıyor. O yüzden bir kere bu sebeple istemeyiniz. İçinde çok fazla genleriyle çok fazla oynanmış olduğu için, bu tatlandırıcılar gerçek besin olmadığı için ve doğada bulunmadıkları için, bunları aldığınızda aslında vücutta bir zehir etkisi yapıyor. Unutmayın. Bir, doğada bulunan besinler var. Bunları kullanmak bizim için çok iyi. Bunları tüketmek bizim için çok iyi. İki, işlenmiş besinler var. Yani doğada olmayan organizmalar. Bunları uzaylı gibi düşünebilirsiniz. Böyle birazdan devam edeceğim. Genetiğiyle oynanmış başka şeyler de var. Ben şimdi bu genetiğiyle oynanmış besinler, bu GMO'lar, İşte farklı besinler, bunlar neden kötü diye bir doktora sormuştum. O da bana şunu söylemişti. Düşünebiliyor musun? Bir organizma var. Yani bu bir organizma, bir uzaylı gibi düşünebilirsiniz. Ve bu kesinlikle dünyada yok. Dünyada olmayan, var olmayan bir canlı üretilmiş ve laboratuvarda üretilmiş. Ve sen bunu yiyerek ya da içerek vücuduna sokuyorsun. Böyle bir şey yapmak ister misiniz? Kesinlikle yapmak istemezsiniz. Tatlandırıcılar da böyle. Doğal tatlandırıcılar olabilir, işte tarçın gibi bazı böyle içine koyduğunuz zaman tat veren besinler olabilir. Gerçek doğal besinler olabilir ama bu aspartam gibi gerçek olmayan, genetiğiyle oynanmış ve beyin hücrelerimizi ağzımıza tatlı bir şey olduğuna inandıran tatlandırıcılardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun. Üçüncü sırada bu araştırmada beni en çok şaşırtan ve yeni öğrendiğim konulardan bir tanesi MSG, yani monosodyum glutamat. Bunu ne olduğunu merak ediyor musunuz? Ben çok merak ediyorum çünkü kesinlikle yaptığım araştırmalarda doktorlar kesinlikle bunu tüketmeyin diyor. Fakat diyorum ki biz hiç eve zaten böyle bir şey almıyoruz. Çin tozu diye de geçiyormuş Türkiye'de ve aşağıda sizinle bir link paylaştım. Şubat ayında 2020'de meclise de gelmiş ve yasaklanması kararı alınmış. Henüz bu karar yürürlüğe girmedi sanırım. Çünkü YouTube'a girip ya da Google'a girip nelerin içinde var diye bakabilirsiniz. Bildiğiniz, tanıdığınız bütün o pizzacılarda, hamburgercilerde, bildiğiniz bütün cipslerde, paketlenmiş yiyeceklerin hepsinde, hazır çorbalarda, hazır makarnalarda, hazır salata soslarında, bunların hepsinin içerisinde bu monosodyum glutamatlar var. Peki, tamam çok güzel, ne yapıyor bu derseniz, yediğiniz yiyeceğin tadını güzelleştirmeden beyninize verdiği sinyallerle yediğiniz şeyin tadını güzel zannetmenize neden oluyor. Bu çok fena bir şey değil mi? Yani içerisinde beyin hücrelerini uyaran bazı maddeler var ve beyin hücrelerini uyararak o anda yediğiniz şeyin tadının beyne çok güzel gelmesini sağlıyor ve tabii ki bağımlılık etkisi yapıyor. Yani sanki bir ilaç kullanmışsınız gibi bağımlılık etkisi yapıyor. Şimdi düşündüğünüz zaman, yani o cipsleri, pizzaları, hamburgerleri ya da hazır yiyecekleri marketin ortasındaki o paketlenmiş, poşetlenmiş yiyecekleri düşündüğünüz zaman, ki bunların çoğunun içerisinde var. Hiç şöyle anınız oldu mu ya? Yiyorsunuz mesela, daha fazla canınız yemek istiyor. Yiyorsunuz o cipsleri mesela, daha fazla canınız yemek istiyor. Çünkü içerisindeki bu bağımlılık etkisi yaratan ve beyin hücrelerini uyaran maddeler sebebiyle bir, doymamışlık hissi veriyor bize. İki, tadı diyorsunuz ki Allah'ım o kadar güzel ki biraz daha yiyeyim, biraz daha yiyeyim diyorsunuz. Ve bütün bu poşetlenmiş, paketlenmiş yiyeceklerin içerisinde olması bir, bize kilo aldırıyor. Hem doymamışlık hissi veriyor hem de böyle bağımlılık şeklinde o zararlı yiyecekleri tekrar tekrar almak istiyorsunuz. Dediğim gibi Google'a bir girip bakarsanız bu yollarda gördüğünüz bütün pizzacılarda, bütün fast food restoranlarında, hazır yiyecek restoranlarında bundan olduğunu göreceksiniz. Ya da işte bu salata soslarının vesairelerin içerisinde böyle işte sağlıklı bir şey yiyoruz diyorsunuz, salata yiyoruz diyorsunuz ama onun içerisine koyduğumuz
Sosta bile maalesef bu varmış. O yüzden bu monosodyum glutamatlardan kesinlikle ve kesinlikle uzak durun. Sıradaki yiyecek beyaz un. Tabii ki bunu eminim hepiniz biliyorsunuz. Fakat ben şunu bilmiyordum, yeni öğrendim. Özellikle ekmek ya da ekmek tarzı bu yine beyaz unla yapılan yiyeceklerde, marketlerde, poşetlenmiş yiyeceklerde beyaz undan yapılmasının şöyle bir avantajı varmış firmalar açısından. Çok daha uzun süre rafta kalabiliyormuş. Yani raf ömrü artıyormuş. Çünkü normalde gerçek bir besin, yani ekmek de olsa bu gerçek işte bütün tahıllardan zengin yapılan bir ekmek, çok daha az süreli rafta durduğu için bu şekilde içindeki gerekli besinler çıkartılıyormuş. Bunlar çıkartıldığı zaman özellikle beyaz undan yapılan o marketlerde gördüğünüz paketlenmiş, poşetlenmiş yiyecekler, ekmek türevi şeyler ve ekmekler, bunlar rafta çok daha uzun süre durabiliyor. O yüzden eğer rafta çok uzun süre durabilen bir şey varsa bundan kesinlikle ve kesinlikle kurtulmanız lazım, kaçmanız lazım. Özellikle kahvaltılık mısır gevreğine baktığınız zaman bu çok fena. Çünkü biraz evvel bahsettiğimiz bu monosodyum glutamatlar var içerisinde mısır gevreklerinin. Tabii ki şeker var içerisinde, GMO'lar var, yani genetiğiyle oynanmış. Son olarak da bu bahsettiğimiz beyaz unlar var. Eğer evde çocuklar varsa ya da siz seviyorsanız, ki ben de yalan söylemeyeyim, yani bazen bizim de canımız çekiyor ve hiç yemiyoruz demeyeyim, yalan söylemeyeyim, arada bir yiyoruz. Fakat bu mısır gevrekleri kesinlikle çocuklarımızın çok uzak durması gereken, ya da bizim kilo almak istemiyorsak ya da sağlıklı bir şekilde kas yapmak istiyorsak, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsak kesinlikle uzak durmamız gereken besinlerden bir tanesi. Peki sırada mısır yağları var. Kanola yağı, soya yağı ve mısır yağı. Bunlardan da kesinlikle uzak durmamız lazım. Bunlar biliyorsunuz doymuş yağlar ve doymamış yağlar diye aslında bu tarz yağlar ikiye ayrılıyor. Biz genellikle Hindistan cevizi yağı, tereyağı ve zeytinyağı gibi yağlardan beslenmek istiyoruz. Yani eğer mesela diyelim ki kızartma yapmak istiyorsunuz, bunu kesinlikle, ben hiç denemedim, deneyen varsa lütfen aşağı yorum olarak yazsın, tereyağı Hindistan cevizin yağından bir kızartma yapmanızı doktorlar tavsiye ediyor. Eğer yapabilirseniz, nasıl yapıldığını lütfen bana aşağı yorum olarak yazın. Zaten bir kere kullanabiliyormuşsunuz ya. Eğer diğer konuştuğumuz mısır yağı ya da işte bu kanola yağı, soya yağı gibi yağları eğer kullanırsanız, bunlar hem GMO, yani yine genetiğiyle oynanmış besinler, hem özellikle dışarıda kesinlikle bunları tüketmemeniz gerektiğini söylüyor doktorlar. Çünkü dışarıda, bunu hepimiz biliyoruz artık, annelerimiz, anneannelerimiz bize kaç defa söylemiştir. Dışarıda bunları kızartma yaptığı zaman, mesela kızartma yapıyor, gidiyor yemek, başka bir kızartma yapıyor, başka bir kızartma yapıyor. Yani o yağlar gün içerisinde, belki birkaç gün içerisinde defalarca tekrar yakılıyor. Şimdi bunlarla alakalı en büyük problem, bu tarz yağlar ısı, ışık ve oksijene aslında çok duyarlı olurlarmış. Fakat rafta durabilsin ya da bu şekilde defalarca kullanılabilsin diye ısı, ışık ve oksijene olan duyarlılığını giderebilmek için ekstra bunların genetiğiyle oynanırmış ve bu sebeple de bizim için tabii ki çok daha büyük bir zehir etkisi yapıyor. GMO diyorum, yani genetiğiyle oynanmış besinler, yine en fazla mısır, yine soya ve şeker pancarı, yani aslında şeker. Bunlar genetiğiyle en fazla oynanmış besinler. Ha, ne olacak genetiğiyle oynanmışsa demeyin. Biraz daha bahsettiğim gibi doktor bir arkadaşım bana bunu, yani dünyada hiç olmayan bir organizmayı, bir canlıyı, gözümüzün göremeyeceği kadar küçük organizmalar düşünün ve biz bunları bu genetiğiyle oynanmış besinler sebebiyle vücudumuza sokuyoruz. O yüzden lütfen mısır, soya ve bütün soyalı şeyler ve bütün mısırlı şeyler, yani bu cipsler falan, bunlar da bunların içerisinde, daha önce de bahsettiğimiz gibi, ve şeker pancarı kesinlikle tüketmiyorsunuz. Son iki tane kaldı. Bir tanesi şarküteri et. Yani artık hepiniz eminim bunu biliyorsunuz ama salam, sosis, sucuk gibi içinde gerçekten ne olduğunu bilmediğiniz etleri tüketmeyin. Pek çok araştırma var. Yani bu sosislerin vesairelerin içerisinde bakılmış ve sadece %20 et bulunmuş içerisinde. Ve geri kalan bir sürü ıvır zıvır. Yani mutlaka çocuklarınızı eğer bu tarz besinlerle beslemek istiyorsanız gerçekten bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz kasaplara gidip
Orada gerçekten içinde %100 et olduğunu bildiğiniz bu tarz besinlerle belki besleyebilirsiniz ama gerçek eti tavsiye ederim. Son olarak da videonun başında da bahsetmiştim. Light yoğurtlar, yağsız yoğurtlar ya da yağsız light sütler, bunları kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyor doktorlar. Neden? Bir, içinde var olan olması gereken yağları aldığınızda, zaten videonun başında bahsetmiştim, yağlar aslında bize kilo aldırmıyor. Tam tersi, doğru yağlar bize kilo vermemiz konusunda yardımcı oluyor. İki tane yoğurt düşünün. Bir tanesi light, bir tanesi yağlı. Light olan yoğurt bizim şekerimizi çok daha fazla çıkartıyor. Dolayısıyla insülini çok daha fazla çıkartıyor. Bu kesin kanıtlanmış bir bilgi. Bir de içindeki bu, mesela sadece yoğurt olmayabilir, fıstık ezmesi gibi. İçindeki gerçekten zengin besinli halini, içinde var olan yağı aldığınızda sonuç olarak bunun tadında bir değişiklik oluyor. Ve bu değişikliği tekrar yerine koyabilmek için bu sefer içine ya şeker ya işte tatlandırıcı gibi bazı şeyler koyuyorlar. Bu arada sakızla alakalı bir şey söylemiştim. Bana soruyorsunuz sakız çiğneyelim mi çiğnemeyelim mi diye. Hemen burada ufak bir not araya. Eskiden şekerli sakız ve tatlandırıcılı sakız diye iki tane farklı sakız vardı. Ben zaten şekerli hani tavsiye etmem. Tatlandırıcı da zaten kötü bir şey olduğu için tavsiye etmiyordum. O yüzden de aralıklı oruç yaparken hani bu tarz sakız çiğneme niyetinde olmamaya çalışın diyordum. Şimdi fark ettim ve içine baktım ki şekerli sakızın içerisinde de tatlandırıcı var. Çünkü şeker bir süre sonra geçiyor fakat tatlandırıcının tadı çok daha uzun süre kalıyor. Bu tarz içine tatlandırıcı koyduğu zaman da dediğim gibi beyin de hücrelere tatlı bir şey var, tatlı bir şey var diye aslında sinyal gönderiyor. O yüzden de o iki sakızı da size tavsiye etmiyorum. Ancak böyle işte damla sakızı gibi gerçekten içinde doğada olan aromalarla verilmiş sakızlar var. Ha, onları da hiç sevmezdik biz çocukken. Böyle anneannelerimiz falan verdiği zaman hiç beğenmezdik onları. Halbuki onlar en sağlıklısıymış. Neyse, buraya tekrar dönecek olsak, bu az yağlı ve light şeyler neden bizim için sağlıksız diye. Aynı tadı tutturmak için içine bu çok farklı şeyler koyuyor. Yani o fıstık ezmesinin içindeki yağı aldığı zaman aynı tadı tutturabilmek için içine bir sürü gerçek olmayan zehirler koyuyor. Şeker gibi, tatlandırıcı gibi ya da belki bizim bilmediğimiz bir sürü şey gibi. Ya da aynı kıvamı tutturmak için bir sürü gereksiz besin olmayan ve doğada olmayan gereksiz nasıl diyeyim? Yani zehir demek istiyorum yani. İçine farklı zehirleri koyuyor. O yüzden mutlaka bir şey tercih edecekseniz, yani ayran, yoğurt, süt, bilmiyorum işte fıstık ezmesi ya da o tarz yiyecekler, gerçek olanı, gerçekten kendiliğinden yağlı olanı, peynir mesela yiyeceksiniz, kendiliğinden yağlı olanı seçin, araştırmalara bakın. Yağlı olanların insülininizi çok daha az çıkarttığını göreceksiniz. Bir sonraki videomda da, bir süredir ketojenik beslenmeyle alakalı bir şeyler çekmiyordum. Bir sonraki videomda da ketojenik beslenmede, yani neden yağlı beslendiğimizde daha fazla kilo veriyoruz, yağlı beslenmek neden yağsız beslenmeye göre hem kas yapımı için hem yağ kilo kaybetmek için daha iyi, bunu konuşacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki videoda bu konu ilginizi çekiyor mu? Ketojenik beslenmek, neden yağlı beslendiğinizde kilo kaybediyorsunuz? Bu konuyu merak ediyor musunuz? Lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir süredir videolara ara vermiştim çünkü Bahçeşehir Üniversitesi'nde derslerimiz başladı. Yüksek lisans bölümünde yeni dersler başladı. O yüzden de birazcık gerçekten işlerim, pilates hocalık eğitimleri, üniversite, yüksek lisans ve YouTube, hepsi bir anda birazcık zor geldi. Tabii ki ailemle de ilgilenmem lazım. Ama bana olan destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu haftadan itibaren yine eskisi gibi biraz daha yoğun videolar paylaşacağım. Lütfen siz ne tarz videolar izlemek istiyorsunuz, konuları merak ediyorsunuz, aşağı yorum olarak yazın. Size daha önceden söz verdiğim ikinci YouTube kanalım da yolda. Şu anda eşimle beraber konuşuyoruz, konuları belirlemeye çalışıyoruz ama vlog tarzı, daha dışarıda olduğumuz ve daha hayatımızı göreceğiniz yeni videolarla yeni kanalda çok yakında sizin karşınızda olacak. Böylece bugünkü videonun da sonuna geldik. Ben Akın Saatçi. Bir sonraki videoya kadar daha fazla beslenme videosu izlemek isterseniz burayı, daha fazla antrenman videosu izlemek isterseniz buraya tıklamayı unutmayın. Eğer kanalda paylaştığım gizli canlı yayınları izlemek isterseniz de katıl butonuna basıp gizli canlı yayınları görebilirsiniz. Antrenmanları orada görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.